İlimizin Belen nüfusuna kayıtlı Abdullah Cömert isimli bir vatandaşımızın Hatay valisi Mehmet Celalettin Nekesiz Antakya'da gerçekleştirilen protesto gösterilerinde hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in ateşli silah ile değil başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Belirlenen otopsi raporunda ateşli silaha ait giriş çıkış deliği ve beyin dokusunda trace oluşturmuş herhangi bir lezyona rastlanmadığı, yapılan muayenede başının arkasında çökme nitelikli parçalı kafatası kırığı ve üzerinde yarım ay şeklinde 4 cm çapında kemiğe kadar ulaşan bir yırtığa rastlanıldığı belirtilmiştir. Hatay Valiliği bahçesinde düzenlediği basın toplantısında dün saat 23.35 sıralarında Abdullah Cömert isimli bir vatandaşın Armutlu Mahallesi'ndeki gösteriler sırasında ateşli silahla öldüğü bilgisinin otopsi raporu tarafından doğrulanmadığını belirten Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili basın açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. Mevcut otopsi raporuna göre ateşli silaha ait giriş çıkış deliği ve beyin dokusunda trace oluşturmuş herhangi bir lezyona rastlanılmadığı belirlenmiştir. Yapılan otopsi sonucuna göre ölüm sebebinin farklı olduğu, herhangi bir ateşli silah yaralanması sonucunda hayatını kaybettiğine ilişkin bulguların olmadığı anlaşılmıştır diyen Vali Lekesiz, özetlemek gerekirse belirlenen otopsi raporunda ateşli silaha ait giriş çıkış deliği ve beyin dokusunda trake oluşturmuş herhangi bir lezyon saptanmadığı, yapılan muayenede başının arkasında çökme nitelikli parçalı kafatası kırığı ve üzerinde yarım ay şeklinde 4 cm çapında kemiğe kadar ulaşan bir yırtığa rastlandığı belirtilmiştir diye konuştu. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, kesin ölüm sebebinin yapılacak araştırma ve inceleme sonucu Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek rapor sonucunda anlaşılabileceğinin de altını çizerken, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum dedi. Takdir edersiniz ki kesin ölüm sebebi yapılacak araştırma ve inceleme sonucu Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kurulunca düzenlenecek rapor sonucunda anlaşılabilecektir. Bir gazetecinin kafatasına biber gazı isabet edip o şekilde öldüğü yönünde iddialar bulunduğunu söylemesi üzerine de Vali Lekesiz, tüm bunlarla ilgili olarak başsavcılığımızın elindeki otopsi raporuna göre yaptığı açıklama ortada. Onun dışında bir şey söyleyebilme durumunda değilim ifadelerine yer verdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre mevcut otopsi raporuna göre ateşli silaha ait giriş çıkış deliği ve beyin dokusunda trace oluşturmuş herhangi bir lezyona rastlanılmadığı